Evet arkadaşlar, bugün size tane tane bir pirinç pilavının tarifini vereceğim. Zeytinyağı, sıvı yağ ne kullanıyorsanız tencerenize alın. Bol şehriyenizi koyun ve kavurun. Kavrulan şehriyelerinizin üzerine yıkadığınız pirinçlerinizi ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kavrulan pirinçlerinizin üzerine tereyağını ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Pirinç pilavının tane tane olmasının formülü, şehriyenizi ve pirincinizi zeytinyağında, sıvı yağda kavurduktan sonra tereyağını eklemek, biraz da onunla birlikte kavurmaktır aslında. Pirinçlerimiz kavruldu. Bir bardak, bir çay bardağı pirinç kullanmıştım. Pirinçte 1'e 2,5 ölçüyle kullanın suyunuzu. Bununla bir pirinç kullanmıştım. Bununla 2,5 da su kullanacağım. Evet, suyumuzu da ekledik. Son olarak tuzumuzu ekleyeceğiz. Göz kararı, damak zevkinize göre tuzunuzu ekleyebilirsiniz. İsterseniz haşlanmış buzdolabında nohutunuz varsa, mısırınız varsa, bezelyeniz varsa eklerseniz çok daha lezzetli bir pirinç pilavı yaparsınız. Bu şekilde kısık ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, pilavımız suyunu çekti. Gayet güzel. Bu şekilde kapatacağız. Soğuyuncaya kadar dinlenecek. Tane tane pilavımız gördüğünüz gibi. Herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz, beğenip abone olursanız sevinirim.